Hayırlı akşamlar değerli seyirciler. Hepinizden kalbi duygularla selamlıyorum. İnanç Pınarı programımıza hoş geldiniz. Bir Ramazan geçirdik. 30 gün boyunca sizlerle Sahurname programında birlikte olduk. Birinci gününden 30. gününe kadar hep birlikte sizler ekranları başında, bizler de televizyon ekranlarında birlikte olmanın mutluluğunu yaşamış olduk. Ramazan ayı boyunca zaman zaman kendimiz sizlerle birlikte sohbet ettik. Zaman zaman üniversiteden hocalarımız, zaman zaman sivil toplum kuruluşlarından, zaman zaman da emekli müftülerimizden konuklar almak suretiyle Ramazan ayında sahurname programıyla sahur vaktinde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadık. Her bir hocamıza ve konuğumuza teşekkür ediyoruz. Özellikle bizleri ekranlara taşıyan kamera arkası arkadaşlarımıza, ekibimize ayrıca teşekkürü bir borç biliyoruz. Bugün akşam itibariyle de 30. gün Ramazan'ı tamamladık ve yeni bir döneme girdik. Şevval ayına girdik. Ramazan ayını nasıl geçirdik? Ramazan ayında neler yaptık? Dün akşamki sahurname programında kısmen onları ifade ettik ama tekrar bir hülasa yapacağız. Yine bayram gününü ve bayramı nasıl geçireceğiz? Bayramdan sonra ne yapmalı? Nasıl hareket etmeli, nelere dikkat etmeliyiz, bunlar üzerinde duracağız. Aynı zamanda bu programımızda Ramazan ve bayramı değerlendirirken bu İnanç Pınarı programımızda bu vesileyle Suriyeli mültecilerimiz var. Hepimizin bildiği, hepinizin bildiği yaklaşık ülkemizde 3 milyon, 4 milyon kayıtlı, belki kayıtsız da bir miktar kardeşimiz Suriye'den, Müslüman din kardeşimiz, Hristiyanlardan da vardır, Müslümanlardan vardır ama hem komşumuz hem kardeşimiz ülkemizde misafirler. Irak'tan var, belki Afganistan'dan var, farklı ülkelerden bir kısmı yaşadıkları problemler nedeniyle, bir kısmı belki çalışma amacıyla, bir kısmı farklı sahiplerle ülkemizde misafir olarak bulunuyorlar. Ama özellikle Suriye'de o yıllardan beri, 3-5 yıldan belki 6 yıldan beri devam eden iç karışıklık, iç savaş, dış müdahalelerin de içine girmiş olduğu, belki küresel anlamda büyük güçlerin, dünya güçlerinin, egemenlerinin birbirlerine elense çektikleri, Orta Doğu'nun o tabii kaynakları üzerinde egemonya kurmak, gelecek dönemi şekillendirmek, kendi milletlerinin geleceğini refah içerisinde yaşatmak ve yaşamalarını sağlamak amacıyla Orta Doğu'da, başta Suriye olmak üzere, geçmişte Irak'ta, Filistin, Kudüs zaten yıllardan beri kanayan bir yara. Ama son 10 yılımızı da Suriye'deki problemlerle geçirmiş olduk. Neredeyse taş taş üstüne kalmadı ekranlardan gördüğümüz kadarıyla. Bu vesileyle ülkemizde misafir olan 3-5 milyon Suriyeli kardeşimiz var. Her ile belli oranlarda merkezi idarenin de yönlendirmesiyle dağıtılmış durumda. Samsun'umuzda da var, farklı illerde var. Biz halkımız misafirperver bir halk. Geçmişten beri gelen hem dini değerlerimiz hem milli geleneklerimiz zorluk içerisinde olanlara, misafir olanlara kucağını açıp, yatağını açıp, evini açıp, yorganını açıp, imkanlarını açıp fırsat sağlama gayreti içerisinde hep olmuşlardır. Bunu bu vesileyle Suriyeli kardeşlerimiz üzerinde de çokça isabetle ve gurur duyacak bir şekilde gösterdiler. Suriyeli kardeşlerimiz de kendilerine yakışan, bir Müslümana yakışan duruş içerisinde edeplerini ve adaplarını, terbiyelerini ve kendilerini muhafaza ederek hem rızıklarını temin ettiler, hem iaşe hem konaklama gibi hayatlarını devam ettirecek, çocukların eğitimini sağlayacak ve hayatını bir şekilde yürütecek şekilde burada kendilerine bir yuva buldular, sıcak yüz, güler yüz buldular. Elbette içlerinden zaman zaman problemli olanları her millette, her toplumda olduğu gibi Suriyeli vatandaşların içerisinde de problem olanlar, kendilerine problem, ülkemize problem, mahallelerde sıkıntı çıkaran birkaç kişi varsa bile bunları tamamına teşmil etmek doğru bir şey değil. Bunlar üzerinden bir değerlendirme ve yargılama yapmak hiç doğru bir şey değil. Genelde zor durumda olan bu kardeşlerimiz sıcak bir yuva, güler bir yüz, devlet muhabbetini, devlet kucağını ve toplumun muhabbetini yanlarında gördüler. Onların Ramazan'ı nasıl geçti?
gurbetteler, uzaktalar, kendilerini nasıl hissediyorlar onları da konuşacağız bu akşam. Geçmiş dönemlerdeki o güzel geçirdikleri, çoluk çocuğuyla memleketlerinde, evlerinde geçirdikleri Ramazan'ı elbette özlemişlerdir. Burada onlara o memleketlerindeki hayatı her ne kadar aratmayacak bir ortam sunulmuş olsa bile elbette insan vatanını, memleketini, evini, ocağını, geçmişini, mazisini, etrafındaki yakınlarını arayacaktır. Nasıl yaşadılar onu öğreneceğiz ve bayramda neler yapıyorlar, neler yapacaklar, programları, planları nelerdir, karşılaştıkları zorluklar var mıdır, devletten, milletten bekledikleri nelerdir, ne gibi teşekkürü gerektiren olaylarla ve işlemlerle karşılaştılar. Bunları da öğreneceğiz. Sohbet konuğu olarak Suriyeli mültecilerden Türkçeyi de bayağı bilen, yani kendisini ifade edecek şekilde, yazıp çizecek, okuyacak şekilde kendisini ifade eden Gazi Mustafa kardeşimizi de konuk ettik. Ondan da bu konularda bilgiler almış olacağız. Genel Ramazan'la ilgili değerlendirmeyi de biz birlikte yapacağız. Ramazan ayı tabii bir model ayı idi dedik. Ramazan boyunca işlemiş olduğumuz tüm programlarda, tüm sohbet konularında Ramazan'ın insanı, inanan Müslümanı, Müslüman kıvamında, iyi bir Müslüman, kamil bir Müslüman kıvamına getirmede en önemli zaman dilimi olduğunu, bir eğitimden geçirdiğini, insanı kıvamında ve kalibresinde geçmişe göre değişiklikler meydana getirerek, bir gönül değişimi, bir zihin değişimi gerçekleştirerek adam gibi adam, Adem gibi adam haline getiren bir zaman dilimidir Ramazan ayı. Geçmiş günlerden hatırlarsak, 3 ayların gelmesiyle ne kadar muhabbet duymuş, sevinmiştik. 3-5 gün sonra 3 aylar giriyor diyerek hasretle ve hararetle beklemiştik. 3 ayların girmesiyle Regaib Kandili'ni kutladık ki Peygamberimizin anne rahmine düştüğü gece veya Amine annemizin Peygamberimize hamile olduğunu hissettiği gece, Recep ayının da ilk cuma gecesiyle birleşince kutsal bir gece olarak, adını da meleklerin verdiği bir gece olarak bildiğimiz Regaib Kandili'ni değerlendirdik ve böylece 3 aylara girdik. Bir kısmımız belki 3 ayların tamamında oruç tuttu. Bir kısmımız ayın girişinde, ortasında, sonlarında oruç tuttu. Bir kısmı da 3 aylara girerken oruçlu başlamış oldu. Böylece yeni bir manevi iklime girmenin, yeni bir atmosfere girmenin, güzel günlere, mutlu, huzurlu, muhabbetli, sevinçli ve faziletli günlere girmenin farkında olarak bu sevinci bir takım davranışlarla da, bir takım ibadetlerle de perçinleştirerek o süreç içerisinde yürümeye başladık. Hemen 27. gecesinde, Recep ayının 27'sinde Miraç Kandili'ni değerlendirdik. Hazreti Peygamber'in Mekke'den, Mescid-i Haram'dan Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya, oradan da Sidretül Münteha'ya, Yüce Allah'ın divanına, Arş-ı Ala'ya yolculuğu anlamına gelen İsra ve Miraç adıyla da gerçekleştiği ifade edilen Kur'an'da İsra suresinin ilk ayetinde Mekke'den, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya etrafının mübarek kılındığının belirtildiği o kutsal topraklara Hazreti Peygamber'in bir gecede götürüldüğü, sonra da hadislerin ışığı altında öğrendiğimiz bilgilere göre Peygamberimizin Mescid-i Aksa'dan Sidretül Münteha'ya, Yüce Allah'ın divanına Miraç olarak çıkartıldığı bilgileri var ve biz o geceyi yaşadık. Miraç önemli bir yükselmeydi. Gönülde yükselme, zihinde yükselme, gönülde değişim, zihinde değişim, Yüce Rabb'in divanına varma, Yüce Allah'ın divanını kullarına açma, Hazreti Peygamber'i kullarının temsilcisi olarak huzura kabul etme ve huzura kabul ettiği Hazreti Peygamber'i Miraç hediyesi olan namaz ibadetiyle, şirk koşanlar hariç herkesin cennete gireceği müjdesiyle, Bakara suresinin son iki ayeti Amener Resul olarak bildiğimiz ayetlerle hediyelendirip geriye gönderdi. Yani toplumun, halkın, kulların temsilcisi olarak huzura Hazreti Muhammed'in kabul edildiği, Yüce Mevla'nın selamının da Hazreti Peygamber tarafından namaz formatıyla kullarına gönderildiği bir gece olarak yaşadık.
O gecenin Allah ile Yüce Allah ile Hazreti Peygamber arasındaki diyaloğun parolası olan tahiyyat duasını namazlarımızda, tahiyyatlarda okuruz. Kıyamete kadar da okuyacağız. Hazreti Cebrail ile birlikte Sidretil Münteha'ya, Arş-ı Âlâ'ya çıkan Peygamberimize melek buradan öteye gidemem. Burası sizin Yüce Rabbinizle konuşma, buluşma, anlaşma mekanınız, yeriniz, atmosferiniz deyip geçemeyeceğini belirttikten sonra Peygamberimizle Yüce Allah arasında tahiyyat duası diyaloğa dönüşmüş bir parola olmuştur. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat diye Hazreti Peygamber Yüce Mevla'ya selam verir, tesbih eder. Hazreti Allah'a dünyadaki tahiyyetin, namazın, hayatın, bütün ibadetlerin Allah için olduğunu beyan eder, arz eder. Yüce Mevla da Esselamu aleyke eyyün nebiyyü ve rahmetullah ve berekatü. Selam senin üzerine ve diğer peygamberlerin üzerine olsun diyerek Yüce Mevla Hazreti Peygamber'in selamını alır. Peygamberimiz de Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin selamı alır ve bütün Allah'ın kullarının üzerine olsun diyerek o da hem selam alışını hem de selam iade edişini orada sunar. Sonra Cebrail bu olaya şahit olarak eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek o ortama şahit olduğunu ve şehadetini bildiren kelime-i şehadet olarak da bizim İslam'a girerken ve süreç içerisinde sürekli duyduğumuz, kullandığımız o cümleyi orada kullanır. Ve bu diyalog tahiyyat duası olarak parolaya dönüşür, namazların tahiyyatında okunur. Böylece namazla birlikte kişi Rabbi ile aynen Hazreti Peygamber'in Miraç'ta buluştuğu gibi buluşur, görüşür, anlaşır, yan yana gelir, dostluğunu kurmuş olur. İşte o geceyi yaşadık, Recep'in 27. gecesi. Sonra Şaban ayına geçtik. Şaban ayının 15. gecesi, 3 ayların tam ortası, 45 günü yaşanmış, 45 günde geriye kalmıştı. Aynı zamanda da Ramazan ayının habercisi, 15 gün kaldı Ramazan'a diye anons veren bir geceydi ve onun adı da Berat gecesiydi. Berat gecesi Kur'an-ı Kerim'in Arş-ı Âlâ'dan, Yüce Divan'dan, Allah'ın divanından topyekün olarak levh-i mahfuzdan dünya semasına indirildiği bir gece. Biz onu burada programlarda ifade ederken ana diskette, ana arddiskteki Kur'an kelamının masa üstüne indirilişi ve Kadir Gecesi itibariyle de peyderpey yeryüzüne ayrı ve farklı programlar olarak indirilişi olarak ifade etmiştik. Berat Gecesi'nde aynı zamanda ve ayrıca gelecek bir yılda olacakların yazıldığı bir gece, geçmiş bir yılda yaşanan ibadetlerin, yapılan ibadetlerin, yapılan duaların, niyazların topluca Allah'a arz edildiği, gelecek yılla ilgili de plan ve programın yapılıp ilgili meleklere tevdi edildiği bir gecedir. O nedenle o gece de çok anlamlıydı, bereketliydi, rahmet doluydu, faziletli bir geceydi. Hepimiz o geceyi bir şekilde ihya ettik, değerlendirdik ve gelecek bir yılla ilgili kendi programımızın dua yoluyla ilahi programın bir parçası haline dönmesi için Rabbimizle yalvardık, niyazda bulunduk. O geceyi de yaşadık ve aynı zamanda ayrıca Ramazan'ın geliş anonsunun da bu vesileyle yapıldığını ifade ettik. Geriye kalan Ramazan'a kadarlık 15 günü biraz daha manevi duygularla, biraz daha zengin ibadet atmosferiyle geçirdik ve 16 Mayıs günü de Ramazan ibadetine, Ramazan ayı ile oruç ibadetine, Ramazan ayındaki diğer ibadetlere, taravih, iftar, sahur, mukabele gibi Ramazan'a mahsusen olan ibadetlere ve ayrıca nafile ibadetlere de başlamış olduk. Öylesine bir Ramazan ayı geçirdik ki günler uzun olmasına rağmen, havalar sıcak olmasına rağmen Ramazan ayının bereketinden, rahmetinden öylesine istifade ettik ki neredeyse bugün Ramazan'ın son gününü yaşadık. Bayram akşamındayız. Bayramda neler yapacağız ifade edeceğiz ama gördüklerimizle, paylaştıklarımızla, arkadaşlarımızla, dostlarımızla, gelenle geçenle konuyu konuştuğumuzda Ramazan'ın gerçekten bereketinin kendileri üzerine, hanelerine, mahallelerine, yüzlerine, gözlerine, gönüllerine, zihinlerine ve bütün organlarına yansıdığını,
günlerin uzun olmasına ve sıcak olmasına rağmen Ramazan'ın nasıl geçtiğini fark edemediklerini neredeyse ittifakla herkesten duymuş olduk. Bu da Ramazan'ın rahmet ve bereketinin hayata yansımış olan güzellikleridir. Başlarken rahmet ve bereket olduğunu zaten Allah Resulü haber vermişti. Bizler de paylaştık, sizler de biliyordunuz. Ama sonuna geldiğimizde de gördük ki Ramazan ayı hakikaten pratik olarak rahmet ve bereketi bize sundu. Hiç zorluk çekmeden, hiç sıkıntı çekmeden, açlık ve susuzluğu hissetmeden, yorgunluk ve zorluğu neredeyse görmeden bugünü de tamamladık ve onun mükafatı olarak değerlendirilecek bayram sabahına gelmiş olduk. İnşallah bu geceyi de biraz sonra ifade edeceğim, nasıl değerlendiririz, nasıl yaparız, ama birkaç gece önce de Kadir Gecesi'ni ihya ettik. Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğunu Yüce Allah'ın belirttiği, meleklerin Cebrail'in başkanlığında yeryüzüne indiği, 610 yılında nasıl Hazreti Peygamber'e Cebrail aleyhisselam Hira Nur Dağı'nda Allah'ın selamını getirip Kur'an'ı vahyedip ve Hazreti Peygamber'i peygamber olarak Allah'ın elçisi olarak ilan edip yeni bir dönemi başladığı ve Hazreti Peygamber'i selamladığı gibi onun seneyi devriyesi olması bakımından da önem arz eder. Yüce Allah Kadir Gecesi'nde Kur'an'da belirttiği gibi yine Cebrail ve diğer melekleri yeryüzüne her insanın yanına gönderdi. Sabahtan yere ağrana kadar onlar açık kapı görüşme diyebileceğimiz şekilde Allah'ın selamını yeryüzüne, kulların derdini, arzını, talebini, isteğini de Yüce Mevla'ya ulaştırmak üzere böylesi açık kapı, açık görüşme ve hizmetin ayağa geldiği, manevi hizmetlerin bizzat kapıya kadar geldiği bir geceyi yaşamış olduk. İnşallah bu geceyi hem sevap kazanarak fazilete dönüştürdük, hem de karar vererek hayatımızın geleceğini, istikametini belirleyecek bir çizgiye oturtmuş olduk. Onları da değerlendirdik. Bugün de Ramazan'ın son günü olarak Arafa gününü yaşadık. Ramazan'ın özeti anlamına gelen sadakamızı, zekatımızı, fitrelerimizi değerlendirdik. Verdiklerimizi, vermediklerimizi hesap ettik. Harcımızı, borcumuzu ortaya koyduk. Bayram sabahına defosuz olarak hem manevi bir zenginlikle hem de üzerimizde fakirin, fukaranın, garibin, kurabanın hakkı kalmadan bayrama girmeyi hesap ettik. O nedenle de Arefe gününü, bugünü bir özet olarak, Ramazan'ın özeti olarak değerlendirdik. Birçoğumuz da kabristanlıklara giderek annelerimizi, büyüklerimizi ziyaret etmek suretiyle onları da bu Ramazan'ın bereketiyle kucaklamış, görüşmemizi yapmış olduk. Bu gece itibariyle saatlerimiz işte gecenin ortalarına yaklaşıyor, 10-11 gibi. Artık bu saatlerden sonra yapacaklarımız elbette vardır. Sabah namazına ve bayram namazına hazırlanmak için yatıp dinlenmek gerekiyor. Ama mutlaka bu gece de ibadetlerin kabul olduğunu Yüce Mevla Hazreti Peygamber buyurmuştur. O nedenle tıpkı Kadir Gecesi gibi, tıpkı Berat Gecesi gibi, tıpkı Miraç ve Regaib Gecesi gibi, tıpkı Mevlid Gecesi gibi, tıpkı Cuma geceleri gibi, Ramazan geceleri gibi bu geceyi de kısa bile olsa abdest, namaz, Kur'an kıraati ve bir dua ile, tevbe ile değerlendirip bayram sabahına o duygu ile girmeliyiz. Yatarken uykudan önce mutlaka böyle bir değerlendirmeyi yapmalıyız. Biraz sonra onları ifade edeceğim. Ne yapmalıyız? Nasıl bir operasyon, manevi operasyon yapmalıyız? Sabah nelere dikkat etmeli? Bayramda ne yapmalı? Bayram sonrası Şevval ayı girmiş oluyor. Yarın itibariyle Şevval'in biri. Şevval oruçları var. Oralarda nelere dikkat etmeliyiz? Ve bundan sonraki süreci nasıl geçirmeliyiz diye ifade edeceğim. Bunları belirtmeden önce konuğumuz olan Gazi Mustafa Suriyeli mülteci kardeşimiz ze Ramazan ayını nasıl geçirdiler? Ne buluyorlar? Memleketimizde ne var? Dertleri, sıkıntıları var mı? Mutlular mı? Merkezi idareden, hükümetten, devlet kurumlarından, toplumdan, milletten, komşulardan, komşuluklardan kendilerine el açılıyor mu, tutuluyor mu? Ramazan'da gariplik, kurabalık, zorluk çektiler mi bu anlamda? Yalnızlık hissettiler mi? Onları soracağım. Bayramda programları nedir? Ne yapıyorlar? Suriye ile bağlantıları ne kadar var? Oradaki
oradaki olaylar nasıl gelişir? Ajitasyon yapmadan, idarecilerin ve devlet yetkililerinin alanına girmeden sadece bir toplum olarak, insan olarak bilgilerini ve duygularını paylaşmış, kendilerini de yalnız bırakmadığımızı böylece onları da ekrana getirmek suretiyle Suriyelilerin temsilcisi adına onlara önemli, ayrıca bir değer verdiğimizi, hem Ramazan'ını hem bayramını böylece tebrik etmek amacıyla programımıza da davet ettiğimizi belirtmiş olacağız kendisine, Gazi Mustafa Suriyeli mülteci kardeşimize. Gazi Mustafa, hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkürler hocam. Sizi ben 3-5 yıldan beri tanıyorum. Evet. 19 Mayıs'ta ikamet ediyorsunuz. Evet. Ben de oralarda görev yaptım. Oralardan tanıdık. Dostluğumuz var. Allah. Her birimiz de yani İslam kardeşi olmamızdan dolayı innemel müminune ihvetün feyeslihu beyne ahaveyküm ila ahiril aye. Müminler ancak kardeşlerdir. Onlar birbirlerini alınlarındaki kokulardan, terlerinden tanırlar ve birbirlerine yardım etmek Müslümanların temel görevlerinden bir tanesidir. Aslında yardım eden bir şey kaybetmiş olmaz. Hem dua ve niyazda bulunur hem de Yüce Mevla buyurur ki bir Müslüman kardeşinizin ihtiyacınızı giderirseniz Allah da sizin dünyevi ve uhrevi ihtiyaçlarınızdan sizin tahmin edemediğiniz kadarını en çok ihtiyaç duyduğunuz zamanda giderir. Ve böylece bu duygulara sahip olan bizim milletimiz ve gelenekten beri gelen milli duygularımız da söz konusu misafirperverliğimiz, hem komşuyuz, hem dindaşız, hem milli genlerimiz var, hem de 100 yıl önce zaten aynı ülkenin vatandaşıydık. Evet. O tarihi süreçlere girecek değiliz ama bir olay yaşadı. Orta Doğu'da sadece sizde değil, geçmişte Osmanlı'nın son döneminde bizim ülkemizde yaşandı ama ülkemiz o Osmanlı'nın küllerinden tekrar ayağa kalkmış oldu. Yenilendi demiyoruz, ayağa kalktı, canlandı. Bizim çünkü damarlarımızda din faktörü var. Allah bizlere, sizlere yardım eder. Amin. Yardımsız bırakmaz. Bir imtihandır. Bu imtihanın kazanılması için elbette malla ve canla bedel ödemek gerekir. Önemli olan ahireti kazanmaktır. Son yıllarda Irak'ta oldu, Filistin'de hiç bitmedi, Mısır'da oldu, Libya'da oldu, Yemen'de oldu, Somali'de oldu geçmiş yıllarda. Halkı Müslüman olan ve tabii zenginliklere sahip olan bu ülkelerde sürekli bu tür şeyler var. Son 5-6 yılda Suriye'de var. Siz de 3-5 yıl önce oradan çocuklarınıza gelmiş oldunuz. Orada yakınlarınız var, kardeşleriniz var, büyükleriniz var, şehit olanlar var. Yine ülkemizin farklı yerlerinde sizin yakınlarınızın olduğunu biliyorum. Bunları da dikkate alarak geçmişte ülkemizde rahat rahat yaşıyorduk. Siz ticaret de yapıyordunuz o zamanlar bildiğim evet. kadarıyla. Ramazan ayını orada nasıl geçiriyordunuz sormuyorum. Çünkü mutlaka bizler gibi geçiriyordu. Kendi geleneklerinizi de ona katarak iyi geçiyordu. Mutlu ve duygulu geçiyordu. Ama 3-5 yıldır nasıl geçti? Onlar da tarih oldu. Bu sene ne yaptınız? Nasıl duygular yaşadınız? Birbirlerinizle gidip geliyor musunuz? Suriyeliler olarak bir beraberliğiniz, koordineniz var mı? Birbirlerinize yardım ediyor musunuz? Sorunlar var mı? Sorunları nasıl çözüyorsunuz? Hülasa Ramazan'ı nasıl geçirdiniz? Ve arkasından da bayramı soracağım. Buyur. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam, Allah'a şükür yani burada yani çok teşekkür ederim. Türkiye Cumhuriyeti'nin halkına ve hükümetine Rabbime hamdü senler olsun. Biz burada yani açıkçası geldik, ikinci evimize geldik. Evet. Evet yani kendi eviniz gibi. Evet tabii tabii elhamdülillah Allah'a şükür yani değişiklik olmadı. Sağ olsun yani Müslüman kardeşlerimiz bize evlerini açtılar. Yani iş fırsatı yani Rabbim yani elhamdülillah Rabbim. Ha yani şey sorunlar oluyor. O da kendi yani bilirsin gurbetlik vatanından yıraksın. Kolay bir mevzu değil yani bir insanın vatanından uzak olması, akrabalarından uzak olmaları yani kolay bir mevzu değil bu mevzu. Evet. Burada da elhamdülillah komşularımız, Türk kardeşlerimizden yani inik, kagık, muhabbetler, yardımda bulunanlar sağ olsunlar. Ben de 19 Mayıs'ta ikamet edeyim 6 yıldır beri.
Orada yani var süre. Küçük çaplı ticaret yapıyorsunuz, geçiminizi öyle sağlıyorsunuz. Tabii tabii yani. Çalışma izniniz var, oturma Allah izniniz aşkına, var. Allah aşkına tabii işimizi resmi yapmışık düzgün bir şekilde yani. Evet. Ekmeğimizi kazanıyor, çocuklarımız okuyorlar Rabbime hamdolsun. Eğitim problemleriniz yok herhalde. Yok elhamdülillah hocam. Çocuklarımız evet. okuyorlar yani devletin okullarında elhamdülillah. Türkçeyi de biliyorlar. Tabii tabii hocam. Okul yani hastane sorunları Allah'a şükür hiçbir sorunumuz yoktur. Eğitim, sağlık sorunu yok. Yok yok Allah'a şükür yani. Bunlar zaten evet. önemli bir şey. Okul evet. hani eğitimle sağlık bu en önemli bir şey. Evet. Kurumlarla olan ilişkilerde kurumlar nasıl yardımcı oluyorlar mı? Elbette oluyorlardır ama tıkanmalar oluyor mu? Daha hocam çoksuz. Yani Allah'a şükür elhamdülillah yani ister istemez o yani kendi vatanımızda da oluyordu yani bu. Evet. Yani ister istemez de elhamdülillah yani biz sağ olsunlar sevgi saygı gösteriler. İşimizi yürüdük yani evvelallah bu ülkede sağ olsun yani. Misafir olmanızdan ya da dışarıdan Suriye'den gelmiş olmanızdan kaynaklanan bir olumsuzluk tepki ile karşılaşmıyorsunuz. Yok galiba. Hocam elhamdülillah Allah'a şükür elhamdülillah yani öyle bir şeyler olmadı yani ben şahsı görmedim yani açıkçası. Evet sen dil de biliyorsun. Tabii tabii biraz ben tercümanlık da yapayım orada. Tercümanlık yapıyorsun. Tabii tabii ben orada. Hem Suriyelilerin dertlerinin ne olduğunu biliyorsun hem de buradan yani ülkeden bizim ülkemizden yani bulunduğumuz bu yerden toplumun ve merkezi idarenin devlet kurumlarının işleri çözümündeki sıkıntıları biliyorsun. Tabii o tabii. Nedenle, tabii seni tabii. zaten o nedenle davet etmiş olduk. Tabii yani, tabii ben orada artı yani hatta ben orada yani emniyet memniyet bir sorun oldu Süreliler sorusun mesela beni isterler gideriz. Birlikte çözerik, yardımcı olurum, tercümanlığımı yapayım yani orada evet. arkadaşlara ve buradaki polis arkadaşlarımıza sağ olsunlar. Ramazan'da mesela nasıl duygular yaşadınız? Böyle memleketimizde olmadığınızı hissedecek eksiklikler, eksik duygular neler vardı, var mıydı? Taravihlere gittiniz tabii orada geleneğiniz nasıldı çok biliyor hocam ama. Yani açıkçası yani Suriye'den Türkiye'nin adetleri yani aynı bir adet aynı, yani fark yoktur Allah'a şükür evet. yani taravihlerimize gittik buradaki Türk arkadaşlarımız komşularımız sağ olsunlar davet ettiler Ramazan'da biz davet ettik birlikte muhabbetler yani İftar yaptık. Tabii tabii tabii. Allah'a şükür. Teravih namazlarına gittim. Tabii Allah'a hamdü sen olsun yani. Kendi aranızda ilişkileriniz nasıl Gazi? Biz orada yani 19 Mayıs'ta var bir hemen bir 20 aile var. Birlik işte daima yani iyi bir sorun oldu birlikte Allah'a şükür yardımlaşıyık. Yani, Türkçe'de bilmiyorlar, az bilirler. Onun için ben bildiğim için de evvelallah yardımcı oluyor. İşleri çözüyük yani elhamdülillah. Hı. Ramazan'da duygusuzluk yaşamadınız. Yani yok elhamdülillah hocam. Ramazan'da manevi duygusunu tatmış oldunuz. Tabii tabii biz burada Allah'a şükür 19 Mayıs'ta var. İki camada da hatimle namaz kıldırılı. Allah'a şükür kıldırılı hocalarımız yani sağ olsunlar. Allah'a hamdü seneler olsun yani. Sabah namazı, teravih namazları, vakit namazlarını düzgün bir şekilde birlikte hocalarımızdan, azin kardeşlerimizden memleketinize özlemin dışında herhangi bir eksiklik, duygu eksikliği yaşamadınız. Yok, elbette memleket tabii, özlemi. Memleket özleniyor hocam. Haber alıyor musunuz? Suriye'de durum nedir? Yani biz televizyonlardan alırız. Çok özel olanları belki paylaşamayız hocam, ama orada sizin yakınlarınız da var herhalde şu anda. Tabii siz neredendiniz? Halep biz miydi? Halep'tenik. Evet. Biz de Halep merkezde oturuyoruz. Bizim de Arap mısınız? Türkmen, Kürt hangi? Biz Arap kökenliyiz. Arap kökenlisiniz. Evet. Dedem rahmetlik burada Urfa Harran'dan Suriye'ye geçmiş. Evet. Orada da yani ara daima abimle konuşayım, yegenlerimle konuşayım. Oradalar mı? Evet. Orada hayat nasıl devam ediyor yani? Sınırdalar hocam. Sivil hayat var mı? Sınırdalar. Sınırdalar. Evet. Kontrollü bölgede. Evet yani. Evet Özgür Suriye'den beraber devam ediyor. Konuşuyor, muhabbet yani Allah'a şükür yani. Hayat devam ediyor bir çeşit ister istemez. Sağ olsun Türk hükümeti de orada yani Allah'a şükür orada sağlık ocakları açtılar, okullar açtılar, yolları düzeldiler yani
Bayağı orada kardeşleriniz daha önce olanlar şimdi görüştüklerin tarımla mı, ticaretle mi, sanayiyle mi, neyle uğraşıyor? Yani hocam, hayat var mı yani orada? Savaş var ama bir taraftan hayatın akışı içerisinde işler, işlemler devam edebiliyor mu? Hocam şimdilik o sınırda orada bir şey yok yani. Ha, orada tarım var. Özgür süreden işte devam ediyor daha bilirsin yani. İster istemez yani daha sorunlar çözülmedi açıkçası. Yeni yeni çözülecek. Tabii inşallah yavaş yavaş olacak yani Allah'ın. Yani bir kazanç olarak çalışamıyorlar belki ama yaşam için. Yaşam ister istemez yani kanaat etmişler, hayatlarını geçiriyorlar bir çeşit hocam yani ister istemez. Oradaki malınız, mülkünüz, eviniz, ocağınız onlara gitme şansınız yok herhalde değil hocam, mi? Hocam şimdi biz Halep'e kesinlikle gidemek. Bilirsin o Beşar Esed orada mallarımıza el koydu. Artı yani buradan ben şahsım yani. Mesela benim, neyin vardı senin şimdi orada kalmış oldun? Benim tabii evim. Halep'te şu an. Halep tabii, ne kadar Türkiye'ye kaç kilometre? 60 kilometre. 60 kilometre Türkiye sınırına gidemiyoruz. Tabii gidemeyiz yani kesinlikle. Geçsek yani hemen bizi ister istemez keser yani. Yani çok zor durumda. Yani. Evinize, ocağınıza şey mi koydular? Tabii el koydu. Artı şimdilik yani kesinlikle yani gidemek yani. Daha sonra belki düzelir. Allah inşallah Rabbim olursa. Yani bu yani. Yıkılmış mıdır, nedir? Onları da bilemiyorsunuz herhalde. Yıkılan çok oldu. Halep'in ilk apartmanların 1/3'ü gitti hocam. Halep önemli bir şey. Konya'yla, Bursa'yla eşdeğer olarak adı anılan bir şehirdi. Tabii. Halep yani büyük bir şehir. 8 milyon nüfusu vardı. Kadim bir şehir. Tabii yani ticareti, ilim adamları yani büyük bir şehirdi. Merkezdi orası. Tabii yani İslami bir merkezdi açıkçası. Evet. Gel görüyorum ki yani maalesef bitirdiler. Peki Türkiye'de yakınlarınız var mı sizin gibi? Nerelerdeler? Gidiş geliş yapabiliyor musunuz? Mevzuat ona çok müsait değil herhalde. Hocam yani var. Antep'te var. Maraş'ta varlar. Kardeşlerim, abilerim, kız kardeş, ablam var İstanbul'da. Yani ister istemez zor oluyor yani mevzu. Telefonla belki görüşüyorsunuz. Tabii telefonlardan görüşük Allah'a şükür yani ne yapacak elhamdülillah. Bir ilden bir ile gitme zorluğunuz var şimdi herhalde izin almak gerekiyor emniyetten, galiba. Emniyet izin veriyor. Bir ile sana sadece izin verebilir yani. İkinci ile gidemeyesin yani. Oradan oraya geçemiyorsun. Tabii geçersen yasak yani. Yasak. Devletin... O zaman ne yapmak lazım? Bir ilde böyle çok zararı olursa herkes bir yerde toplanıp el olur. Ya ama bir bayram İstanbul'a, bir bayram Antep'e böyle yani şeylerimizi yapıyoruz, ziyaretlerimizi açıkçası. Evet. Bayramlar ne yapıyorsunuz? Programınız, planlarınız var mıdır? Bayramlar orada nasıl geçer? Nasıl geçiyordu? Şimdi 6 yıl oldu ayrıldınız ama buradaki bayramlara da alıştınız. Kafanızda bayram olunca burukluk mu var, sevinç mi var? Hocam, ne yapacaksınız? Nasıl hareket ediyorsunuz? Kendi aranızda burada bayramları nasıl değerlendiriyorsunuz? Hocam burada bilirsin yani hemşerilerimiz olmuş ama bakıyorsun ki birisi Şam'dan, birisi Humus'tan, birisi Hama'dan, birisi İdlib'ten, birisi Halep'ten olduğu için bayram günü bayramlaşık, muhabbet, şura bura, birbirimize gel git orayı. Ondan sonra yani... Hayat devam ediyor. Tabii. Ailen kimi değil, kardeşin kimi değil, amcan kimi değil yani. Ama birbirinizle iç içesiniz. Tabii. Artık. Allah'a şükür yani. Burada artık sonuçta gitme. Buranın vatandaşlarıyla da komşularınız artık Türk vatandaşları. Tabii. Benim burada çok dostum. İç içesiniz, dostlarınız var biliyorum ben. Çok dostum, ahbabım var. Birinci başta da sesi. Eyvallah. Allah razı olsun. Evet. Çocuklarınız da iyi yetişiyor. Ben de takip ediyorum. Allah'a şükür. Evet. Hamdolsun. Çocuklar okuyorlar elhamdülillah. Büyük çocuğum hafızlığı bitirdi. İkinci o da 7. sınıfa geçti. İşte. Peki düzelir inşallah düzelecek. İnşallah. Memlekete dönme planlarınız, hayalleriniz mi var? Çocuklar burada da çocuğunuz oldu. Burada doğdular. Onlar evet, iki burada, ordu. Evet, yani burada büyüyorlar. Buranın geleneğine, göreneğine, mevzuatına, şartlarına, imkanlarına sahip olacaklar. Böyle iki arada bir sırada problem yaşıyor musunuz evde? Zihni problemler var mı? Vallahi hocam şimdi yani çocuklara ben anladım da çocuklar diyor ki baba diyor biz diyor yani gözümüzü burada açtık diyor yani açıkçası. Evet. Yani zaten o iki tane küçük de bilmiyor. Onlar hiç bilmiyor. Onlar hiç bilmiyor. O iki tane büyükler de bilmiyor çoğu. Onlar kere. Da zaten küçüktü yani. Şimdi kusura bakma 10 yaşında çocuk ne bilecek hocam şimdi geldik buraya yani. Onun için yani inşallah Rabbim
suylar durulunca da dönecek. Tabii orada evimiz var, işimiz vardı, gücümüz vardı. Yani ister istemez memleket kimi açıkçası tabii, yok yani. Yok. Allah'a şükür burada da sıkıntımız yok elhamdülillah. Ne devletten ne vatandaştan da. Gel görürüm ki zor oluyor yani. Evet. Devletten bir beklentiniz elbette vardır ama sıkışan, acilen şu sorunlarımız var diyebileceğiniz böyle çok önemli devlete iletilecek bir konu var mıdır? Burada bilgi ulaşmadığından dolayı olmayan, tıkanan işleriniz var mı? Vallahi hocam şimdilik Allah'a şükür şimdilik yani Rabbim inşallah huzur selamet versin şu Türkiye Cumhuriyeti'ne inşallah. Halkına ve hükmetine şimdilik bir şey beklediğimiz yok yani inşallah Rabbim. Evvelki günde inşallah Rabbim işler daha iyi bir şekilde gider inşallah. İnşallah. Siz ticaret yapıyorsunuz. Ben kısmen nafakanızı temin ediyorsunuz. Tabii tabii ben elhamdülillah. Bunu yapamayanlara devletimizin, idarenin, kaymakamlıkların, sosyal hizmetlerin, belediyelerin katkıları, yardımları var mıdır? Tabii oluyor hocam ya. Tabii yani belediye, kaymakamlık yani sosyal şeylerin yani yardımda bulunuyorlar yani. Evet. Tabii yani. Bir vakıf dernek gibi böyle bir teşkilatlanma organizasyon içerisine girmediniz herhalde. Hocam girmememizin sebebi işlerinizi nasıl takip ediyorsunuz? Devletle olan işleriniz nasıl koordine ediliyor? Bir bağınız ya da bir resmi mekanizma var mı? Şimdi hocam yani burada nasıl diyeyim sana yani buradaki bu yani Engiz'deki olan arkadaş ve kardeşlerimiz yani açıkçası sanayide manayda çalışıyorlar. Onun için yani adam bakıyorsun ki yorgun argın geliyor açıkçası. He, çok bir araya geliyor. He, yani çok zor oluyor. Hemen oluyor. Mesela pazar günleri muhabbet edeyim, görüşüyük, buluşuyuk. Artı mesela diyelim bir sıkıntı mıkıntı varsa beni arıyorlar. Diyorlar ki Gazi Bey mesela böyle bir durumumuz var. Ne yapmamız lazım? Nereye müracaat yapak? Nereye gidersek işimiz çözülür. Evet. Allah'a şükür biz de yani asiyet gösteriyorsunuz. Onlarla bir arada duyguları paylaşıyorsunuz. Tabii. Birbirlerinize de yardımcı oluyorsunuz. Tabii tabii yani Allah'a zaten Allah'a komşular da Türkler de tabii, tabii, yani ediyor. Bir farklılık, ayrıcalık ya da böyle dışlanmışlık hissetmiyorsunuz. Yok elhamdülillah hocam ya. Allah'a şükür yani öyle bir şey yok. Rabbime hamdolsun. İslam ülkesi. Rabbime hamdolsun yani açıkçası. Evet. İyi ki ne yani biz hatta hanım bazı ki iyi ki ne diye Avrupa'ya gitmemiştik yani. Yoksa geçecekti çocuklarımızı kaybederdi. Evet. Yani biz kaldık orada 6 yıl. Ben Almanya'da kaldım. Orada kalabilmem mümkündü. Kalsaydım kalırdım. Şimdi döndüm 15 yıl oldu. Çocuklarımız da küçüktü döndüğümüzde. 4 aylık, 15 aylıktı. Kalsak orada büyürlerdi ama biz oradaki imkanları bırakıp geldik. Çünkü oradaki ortamı gördük tabii, yani. Tabii, kendi memleketimizde, kendi değerlerimizde öyle diyelim. Her ne kadar bura memleket olarak Suriye değilse bile değerleriniz olarak tabii, tabii yani. İnanç değerleri, gelenekleri. Ezan duyuyorsun 5 evet. Vakit hocam kusura evet. Bakma. Cuma namazına gidin, ezan duyun, teravih oluyor. Yani haram helal anlayışın tabii, aynı dinin mensubusun. Allah bir aşkına. De 100 yıl öncesinde beraberlerdi. Tabii zaten tabii yani geleneklerimizin de birçoğu birbirine benziyor. Yani ifade edeceğiniz bir şey var mı ek olarak sizin milletten, hocam, devletten katkı, yardım, teşekkür anlamında hocam, söyleyecekleriniz? Teşekkür ederiz Türkiye Cumhuriyeti'ne ve halkına. Allah Rabbim ölmüşlerimizi rahmet etsin, şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. İnşallah. Bayramlarınız da mübarek olsun. Sağ olun. Hayırlı sizin de bayramlarınız olsun, mübarek olsun inşallah. Problemler olursa yine işte ekranlarımız açık. Sağ olun. Resmi daireler zaten size yardımcı oluyorlar ama zaman zaman belki işin yöntemini bilmemekten kaynaklanan sıkıntılar tabii, olabilir. Tabii tabii. Öyle bir şeyler de oluyor ama o da normal hocam. O evet. Yardım eder herkese. Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, kıymetli misafirler. Gazi Mustafa değerli dostumuz hem misafirimiz. Hem stüdyoda misafirimiz hem de ülkemizde misafirimiz. Hepimizin merak ettiği, birçoğumuzun gezdiği, gördüğü etrafta mülteciler var. Zaman zaman şikayet ettiklerimiz de var. Ama şikayet ettiğimiz birkaç kişiden dolayı 3-5 milyona sayıları ulaşmış olan bu güzel insanların hem inancıyla, hem ahlakıyla, hem edebiyle, hem terbiyesiyle güzel olan bu insanları kucak açtık. Onlar da bize kucak açtı. Birbirimizi tamamladık. Birbirimizden istifade ediyoruz. Burada emekleri var. Emeklerinin karşılığını her ne kadar alıyorlarsa bile ama bu topluma bir emek veriyorlar.
bir arada bir şekilde yürüyoruz, yürüyeceğiz. İnnemel müminune ihvetun fe eslihu beyne havaykum diye Hucurat suresinde müminler ancak kardeştirler. Onlar birbirlerini ıslah ederler. Müminler birbirlerine zulmetmezler, birbirlerine yardımcı olurlar. Bir müminin ihtiyacını gördüğü zaman diğer bir mümin o ihtiyacı görenin en zor zamanda olduğu bir haldeyken dünya ve ahiret sıkıntılarından da Yüce Allah onun sıkıntılarını çözer. Bu bana çok enteresan gelmiştir. Biz Peygamberimizin mesajlarını, sözlerini, vahyin mesajlarını yargılayacak ya da onlar üzerinde herhangi bir söz söyleyecek değiliz ama hikmetlerini düşünmek durumundayız. Buradan ne mesaj verilmiştir, arkasında önünde ne vardır diye. Bu hadis üzerinde ben kafamı çok yormuşumdur. Bir Müslümana, ihtiyaç sahibi olan bir kimseye, bir insana, bir Müslümana kim yardım ederse Allah da onun en önemli zamanda, en önemli ihtiyaçlarını çok sıkıntıda olduğu bir dönemde dünya ve ahiret açısından çözer diye. Bunun üzerinde öylesine kafa yordum ki bunun bir bugünün tabiriyle, amiyane tabirle tam bir kasko sigorta olduğunu, insan yardımdan ve yardıma muhtaç olanların elinden tutma konusunda kaçmadan değil, onları arayıp bulacak, imkanını onlarla paylaşacak ki kendisinin de yardıma ihtiyaç olduğu zaman hem dünya hem ahiret, her iki yeri de hadis-i şerif belirtiyor. Böyle bir zamanda Allah ona yardımcı ihlas edecek, tayin edecek. Düşünün mahşerde amelleriniz tartıldı, günahlarınız fazla, sevaplarınız az geldi. Bir şekilde müflissiniz. Öyle bir zamanda şefaate ihtiyacınız var, yardıma ihtiyacınız var, katkıya ihtiyacınız var. Allah'ın affına ihtiyacınız var, peygamberin elinden tutmasına ihtiyacınız var. Tam da öyle bir zamanda ahirette de Allah yardım eder dedi ya Resulullah. İşte öyle bir zamanda Resulullah şefaat eder, Allah'ın yardımı yetişir de elimizden tutar, bizi arzu ettiğimiz o cennet hayatına kavuşturmuş olur. Bugün onu düşünmeden değerlendirme yaptığımızda çok önemli olmadığını zannederiz. Ama bir tefekkür edip de o tabloyu yaşadığımızı bir an düşünürsek veya dünyada öyle bir yerde kaldınız, öyle bir zorlukla karşılaştınız, öyle bir olay başınıza geldi ki elinizden tutacak birini arıyorsunuz. O anda yok, o ortamda yok, ulaşabileceğiniz yok, ulaştıklarınızdan yardım alamıyorsunuz. Tam da böyle zor bir zamanda, tam da böyle sıkıntılı bir zamanda ve sıkıntınızın, zorluğunuzun tavan yaptığı bir zamanda Allah size bir çıkış kapısı açıyor. Neden? Siz de birisine yardım etmiştiniz ya, onun için Resulullah da onun haberini veriyor. Bir mümin, bir mümine ihtiyacını giderecek bir yardımda bulunursa Allah da onun en çok yardıma ihtiyacı olduğu bir zamanda dünya ve ahirette onun ihtiyacını giderecek yardımcılar ona ihtas eder, tayin eder. Bundan daha açık, bundan daha anlaşılabilir, bundan daha güvenilir bir mesaj herhalde olamazdı. Bunu iyi anlamak lazım. Bu vesileyle de gerek Suriye'den, gerek farklı yerlerden, gerek kendi içerimizden birbirimize komşular ve arkadaşlar olarak birbirimiz için bu anlamda nimet olduğumuzu bilelim. Arkadaşımızın, komşumuzun, Suriyeli vatandaşımızın, kardeşimizin derdini kendimize külfet olarak değil, nimet olarak görelim. Nerede bir yarası var hemen koşup ona el atmaya gayret edelim ki ne kadar gayret edip de ne kadar bir meseleyi çözmüşsek o kadar bir kasko sigorta geleceğe dönük, zorluk zamanımıza dönük, problem yaşadığımız zamana dönük olarak garanti altına almış olacağız. Bunu kim istemez? Öyle bir zamanda bize bir yardımcının tayin ve tahsis edilmesini. O nedenle başta Suriyeli kardeşlerimiz olmak üzere Iraklı, Afganistanlı, farklı memleketlerden öğrenci olanlar var. Her birisinin, kendi vatandaşlarımızdan da var. Her birinin hele hele bu akşam Ramazan'ı geçirdik artık üzerimize düşenler büyük ölçüde yaptığımıza inanıyoruz. Bu akşam hele yarın sabah, bayram sabahı ki bu akşam bu saatten sonra inşallah dua ve niyazda da bulunalım. Sonra yatıp sabah namazına camiye gittikten sonra 6'ya 5 kala 10 kala civarında Samsun'da farklı ilçelere göre bayram namazı kılınacak. Sabah namazıyla bayram namazı arasında vaazlar, nasihatler edilecek. Kaçırmadan bayram namazı vaciptir, kılınması gerekir. Fitrelerimizi bayram namazına kadar mutlaka vermeliyiz.
Garipleri, fakirleri bulmalı, onlara verip onları sevindirmeliyiz. Fazlasıyla vermeliyiz. Ve bayram namazıyla birlikte artık bayramın startı verilmiş oluyor. Bayram sevinç günü, kucaklaşma günü, paylaşma günü, okşama günü, merhamet günü, elinden tutma günü. Bunu özellikle ve hasreten burada bulunan Suriyeli vatandaşlarımızın o duygularını dikkate alarak onların evine de gidelim. Bir gönüllerini alalım, bir merhaba diyelim. Çok sevineceklerini ben biliyorum. Gazi kardeşimizin evine biz zaman zaman gideriz. Ne kadar mutlu olduğunu, ne kadar duygulandığını, ne kadar sevindiğini, ne kadar kendisini kendi memleketinde hissettiği gibi bir duyguyu yaşadığını ve güvende olduğunu hissettiğini hiç ona demesek bile biz fark ediyoruz. Bu duyguları onlara yaşatmak, kendimiz de bu güzel duyguları yaşamak, bayramın sevincini hem kendimiz hem onlarla birlikte yaşamak, çocuklarına elinden tutmak, onlar belki gariplik, eksiklik, burukluk hissedebilirler. O bu gariplikten, burukluktan kurtulmalarını sağlamak, başlarını okşamak ve arkalarında kocaman bir devlet, kocaman bir millet, duyarlı insanlar, iyi komşular, hassasiyet gösteren büyükleri olduğunu onlara hatırlatmak ve o duyguyu onlara hissettirmek gerekir. İncitmeden, ezmeden onlarla birlikte bir hayatı yaşadığımızı, hatta onların bizden, bizim onlardan farkımızın olmadığını hissettirmemiz lazım. Bayramın da güzelliği ve özelliği budur. Büyükleri bayramlaşmalı, gitmeli. Küskünler barışmalı. Zararı olabilecek küskünler hariç diğerleriyle mutlaka barışma yoluna gitmeli. Ben bu cümlenin altını özenle çiziyorum. Programlarımızda çok ifade ettik. Eğer küskün olduğumuz biriyle kucaklaşmamız halinde bize zararı devam edecek, malımıza, canımıza, ırzımıza, onurumuza, şahsiyetimize, gururumuza, değerlerimize zarar vereceğini tecrübelerle biliyorsak onunla kucaklaşmanın bir anlamı ve mantığı yok. Ama bunun dışında öyle sudan sebeplerle, fındık kabuğunu doldurmayacak nedenlerle şu veya bu şekilde kırılmış olabiliriz insanız. Ama bunları telafi etmenin zamanıdır bayram. Bunları telafi etmeli, kabristanlıkları ziyaret etmeli. Büyüklere, yaşlılara, hastalara gidip onların hal hatırlarını sormalı. Yetimlerin başını okşamalı. Onlara yardımcı olmalıyız ve yarından sonra da Şevval orucu dediğimiz oruçları tutabiliriz. O 6 günlük oruçta kaza orucu da tutabiliriz. Tutamadığımız oruçların fidyesini ve kazalarını gerçekleştirmeye çalışmalıyız. Yüce Mevla bayramımızı bereketli kılsın, hayırlara vesile olsun, bayramınız mübarek olsun, bayramımız mübarek olsun, milletimiz, vatanımız, devletimiz için hayırlara vesile olsun. Başta ve özellikle Suriye'de, Irak'ta, Kudüs'te, Filistin'de de var, sadece Suriye'de değil, mazlum coğrafya deniyor artık bu güzel coğrafyaya. Burada ve dünyanın her tarafında mazlum olan, yarın bayramı yaşamada zorluk çekecek bir kısmı baskı nedeniyle, bir kısmı savaş, bir kısmı gözyaşı, bir kısmı kan nedeniyle bu güzelliği tadamayacak olan o dindaş, vatandaş, soydaş ve İslam kardeşlerimize de Yüce Mevla hayırlı, bereketli ömürler ve hayırlı gelecekler ihsan eylesin. Amin. Diyor, hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun efendim.